ofisten çalışmak kesinlikle. Tabii ki de evden çalışmak. Ofis. Evden çalışmak. Ofiste çalışmak daha iyi. Şirketten çalışmak. Ofisten. Ofisten çalışmak. Evden çalışmak. Evde illaki hanım eline başka bir iş verebiliyor. Madem evdesin o zaman böyle. Ama işteyim, çalışıyorum. Ama evdesin. Evdeyken yardım edebilirsin. Çünkü evde iş bitmiyor. Gerçi ofiste de iş bitmiyor ama bu arada işten şikayet ettiğim için söylemiyorum ama hani ofis ortamı daha sağlıklı çalışmak için. Buraya geç. Çünkü evden çalışmak rahat bir kere. Yani en rahatı evden çalışmak. Pijamalarla sabah kalk çalış. Yemeğini ye bir yandan. Rahatsın yani. Yatarak çalış. Ayakta çalış. Oturarak çalış. Kimse sana bir şey demiyor. En iyisi evden çalışmak abi. Ama çalışın yani. Yatmayın o kadar da. Daha rahat odaklanabiliyorum. İş yerine geldiğim zaman. Yani işe geldiğimi biliyorum. İş yapıyorum. Daha iyi odaklanabiliyorum. Daha fazla uyuyorsun. Ne giyeceğim der diyor. Pijamalarınla direkt laptopun başına geçip işini yapabiliyorsun. Zamandan kazanıyorsun en önemlisi. Şirketten çalışmak benim için daha iyi. Çünkü hareketli bir insanın ve daha eğlenceli. Çünkü kendi doğal ortamında çalışıyorsun. Kendi beraber olduğun yani ailenle beraber çalışıyorsun. Bu senin motive olmanı sağlıyor. İşle ilgili biliyorsun odaklanma problemi yaşıyoruz. Odaklanınca birçok şeyi başarabiliyoruz. Ev ortamındansa ofis ortamını tercih ediyorum ben. Söylemek istediğim bir şey yok. Malatyalıyım ve köyümü çok özledim. Şu an gündemimde sadece tellerim var. Acaba şu teller ne zaman çıkacak doktor bey? Buradan size seslenmiş olayım. İnşallah Covid-19 belası ülkemizden hatta dünya üzerinden defolur. Eski günlerimize geri döner. Huzur, sağlık, barış. Yani havalar çok sıcak gidiyor. Hayır alamet değil bence. Akşam TV'yi takip edin arkadaşlar. Çünkü çok çalışıyoruz gerçekten.